Merhaba arkadaşlar, ben Sayın Atik. Uzun bir zaman oldu. 11. sınıf trigonometriyi bugün tamamladık ve yayına da verdik. Şu anda temel kavramlar içine girebilecek olduğu için 8. sınıf konusu da olduğundan basit manada TYT'yi ilgilendiren asıl AYT konusu KPSS, DGS, lisans, ALES sınavlarında da gelebilecek olan ve mutlaka gelecek arkadaşlar. Analitik geometrinin birinci kademesi olan doğru analitiğinin altyapısı nokta analitiğindeyiz. Daha önce söylemiştim, çok fazla özellik vermeyip az özellik çok soru üzerinde duracağım diye, konuları o şekilde götüreceğim diye söylemiştim arkadaşlar. Bu hem bana zaman da kazandırıyor. Soruyu çözerken de vermemiş olduğum özellikler olursa zaten orada telafi ederiz. Yine ben memnun kalırsanız abone olmayı ve yaymayı ihmal etmiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buna ve başlıyorum hayırlısıyla. Aslında buna gerek var mıydı yok muydu diye çok düşündüm. Trigonometriden sonra böyle bir şeyle başlamak biraz abes oldu. Ama trigonometriyi görmeyen bilmeyenler açısından da düşünmek lazım bunu diye düşündüm. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge. Zaten ortaokuldaki x, x üssü, y, y üssü diye anlatılan şey üssüz olan taraflarda artı, üstü olan taraflarda eksidir. Bu burada şimdilik dursun. X eksenine absis ekseni, y eksenine ordinat ekseni. X ekseni üzerindeki bir noktanın arkadaşlar sayı ekseninde düşündüğümüz zaman y'si yani ikinci tarafı sıfır olur. Absis ekseni üzerindeki noktaların ordinatları, ordinat ekseni üzerindeki noktaların da absisleri sıfırdır demiş. Burası absis ekseni olduğundan dolayı ama absis ordinat denilen şey neymiş? Düzlemde verilmiş olan bir noktanın birinci bileşenine, ki bunu kartezyen çarpımdan da biliyoruz kümelerden sonraki, birinci bileşene absis, ikinci bileşene ordinat. İkisine bir arada arkadaşlar koordinat adı verilir. Ancak x, y'ler birbirine karışmaması için ben noktanın bileşenlerini AB olarak aldım arkadaşlar. Normal şartlarda birinci bileşen daima x'tir, en genel noktadır. İkinci bileşen de y'dir. Aslında p noktasının bu şekilde seçilmesi daha doğrudur bence. Şimdi k noktası x ekseni üzerinde olduğu için absisi a, ordinatı 0. L noktası y ekseni üzerinde olduğu için absisi 0, ordinatı b. Bu noktaları birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar eksenlere paralel çizerek p noktasını belirlemiş oluyoruz. Gönderdim birinci kağıdı. Şimdi gerek var mı dediğim birinci şekilde arkadaşlar bölgeler vardı. Artı 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 eksi eksi artı gibi şeyler vardı. Eğer x y noktası birinci bölgede olursa her iki bileşende artı olacak. İkinci bölgede olursa x negatif y pozitif. Üçüncü bölgede her ikisi de negatif. Dördüncü bölgede absis pozitif, ordinat negatif. Arkadaşlar eksenler üzerindeki bulunan noktalar, örneğin x ekseni üzerindeki A sıfır noktası ve y ekseni üzerindeki sıfır B noktasını baz alalım. Bu noktalar bölgelere girmez arkadaşlar. Eksenler üzerindeki noktalar bölgelere girmezler. Dolayısıyla koordinat düzlemindeki eksenler düzlemi 4 ayrı bölgeye bir de kendileri olmak üzere arkadaşlar 4 ayrı bölgeye ayırıyor. Ama bir de kendileri var. Bir bu şekilde bölge, bir bu şekilde bölge diye düşünebiliriz. Noktası ikinci bölgede bir nokta ise demiş. İkinci bölgedeki bir nokta, İkinci bölgedeki bir noktanın birinci bileşeni eksi, ikinci bileşeni artıymış. O zaman birinci bileşenin eksi,
İkinci bileşenin ne olması lazım? Artı. Yani m eksi 4 küçüktür 0, 2m eksi 10, pardon, ikinci bölgede ikinci bileşeni sıfırdan büyük, birinci bileşeni sıfırdan küçük. 20 karşıya geçti, payladık, m küçüktür 10 oldu. Buradan 4 karşıya geçerse m büyüktür 4 oldu. Yani bizim m değerimiz 4 ile 10 arasında bir şeymiş. Alacağı tam sayı değerlerin toplamı demiş. O zaman 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur, 9 olur. 2, 4, 5. 5 tane sayı var. O zaman ortadakini 5 ile çarparız. 35 eder. Noktası analitik düzlemin 3. bölgesinde demiş. O zaman A da eksidir, B de eksidir. Noktası kaçıncı bölgededir demiş. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 1 ile toplarsak zaten artıdır. O zaman bu x ekseninin y ekseninin sağında bir yerdedir. Şimdi bizim b'miz eksiydi. 2 ile çarptığımız zaman eksi oldu. Burası da eksi oldu. Nereye düştü arkadaşlar? 4. bölgeye düştü. Gönderdim gitti. 4. bölgede bir nokta olduğuna göre demiş. 4. bölgedeki nokta artı eksi olması lazım. Yani birinci bileşen olan 5 eksi x eksi 2 sıfırdan büyük, 4 eksi 2 x'in de sıfırdan küçük olması lazımmış. Buradan 2 x'i karşıya attığımızda 4 küçüktür 2 x'ten, x büyüktür 2 olmalı. Buradan x eksi 2'yi karşıya attığımızda x eksi 2'nin mutlak değeri 5'ten küçük oldu. Bunu arkadaşlar bildiğimiz özelliklerden gitmiyorum. Mutlak değer iki nokta arasındaki uzaklık demektir. Yani bir x sayısı varmış. Bu x sayısının 2'ye olan uzaklığı 5 birimden daha azıcıkmış. 5 birim ileriye gidersem 7'ye gelirim. 5 birim ileriye gidersem eksi 3'e gelirim. Yani eksi 3 küçüktür, x küçüktür 7'ymiş. Peki tam sayıların toplamı demiş. Her iki eşitsizliğimizi birden sağlayan x 2'den büyük olduğunda eksi 3'ten zaten büyük olur. Yani 2'den büyük, 7'den de ne olacakmış? Küçük. 3'tür, 4'tür, 5'tir, 6'dır. 9, 9, 18. Köşelerinden ikisi orijin ve noktası olan demiş. Orijin, bir köşesi orijinmiş, bir köşesi de 6, 0 noktasıymış. Olan OAB'nin alanı 24 birim kare demiş. Arkadaşlar A noktası şurada bir yerde olsun. Biz üçgenin alanını nasıl buluruz? Yani A noktası buralarda bir yerlerde de olabilir. Aşağısı 6 birimmiş. O zaman A noktasının x eksenine olan uzaklığı kaç birim olması lazımmış bu durumda? 8 birim. Neden? Üçgenin alanı 6 çarpı h bölü 2 eşittir 24 ise h 8 gelir. Yani biz A noktası fark etmez arkadaşlar, o tarafta da bu tarafta da olsun, x eksenine paralel bir doğru üzerinde istediği yerde olabilir. Çünkü paralel doğruların arasındaki yükseklikler daima birbirine eşittir. Hatta diğer A noktası şöyle bir yerde olsun. O zaman bizim üçgenimizin şöyle de olabilir. A noktası bu tarafta da olabilir. Hangi bölgede olduğunu bilmiyoruz. O zaman buradan aşağıya düştüğümüz zaman yüksekliğinin yine aynı mantıktan 8 gelmesi lazım. Ama 4. bölgede olduğu için bu nokta bir şey eksi 8 şeklinde olur. Bu nokta bir şey 8 şeklinde olur. Çünkü A noktası örneğin 2. bölgeye oynadığı zaman yükseklik yine değişmeyecektir. Yani biz absisiyle ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Ama ordinatı ya da bildiğimiz bilenler vardır. Ya eşittir 8 doğrusunun, ya eşittir eksi 8 doğrusunun üzerinde olacak. Yani 8 olabilir, eksi 8 olabilir. Çarp demiş, eksi 64. Noktası x ekseni, noktası y ekseni. Şimdi x ekseni üzerindeki noktalar, x ekseni üzerindeki noktalar x 0, y ekseni üzerindeki noktalar 0, y şeklinde. Yani y ekseni üzerinde
y ekseni üzerinde apsisler, x ekseni üzerinde de ordinatlar. Şimdi bu x ekseni üzerindeyse ordinatının 0 olması lazım. Buradan m ne gelir arkadaşlar? Eksi 5. Y ekseni üzerindeyse apsisinin 0 olması lazım. 0'a eşitlediğimizde m ne gelir bu sefer? 4. Çarpımını sormuş. Eksi 20. B olmak üzere AB'nin x ekseni üzerindeki dik izdüşüm uzunluğu demiş. Bu biraz dik izdüşüm, yani geometride falan görülüyor arkadaşlar. Şöyle aldık. Şöyle aldık. Bir A noktası varmış. Apsisi eksi 3, 4. O zaman ikinci bölgede. B noktası da şöyle dördüncü bölgede 6'ya eksi 2 gibi bir şeymiş. Şimdi bizim AB doğru parçamız, budur. Bize diyor ki bu doğru parçasının x ekseni ve y ekseni üzerindeki dik izdüşümlerinden bahsediyor. Neymiş? X ekseni üzerindeki dik izdüşüm uzunluğu. Şimdi biz bunu x eksenine indirdiğimiz zaman buraya gelir. A noktası da buraya gelir. O zaman A üssü, B üssü. Dik izdüşüm parçası ne olur arkadaşlar? Burası olur. Peki A noktasının apsisi kaç? Eksi 3. B noktasının apsisi kaç? 6. O zaman eksi 3'ten nereye kadar gidiyoruz biz? Burası 6 birim oldu. A birim 6 oldu. Sonra Y eksenine dik izdüşüm yaptığımızda, buradan preslediğimizde, diğerini de buradan preslediğimizde bu noktanın ordinatı 4'müş. Bu noktanın ordinatı da eksi 2'ymiş. O zaman bunun preslenmiş hali dik izdüşümü neresi olacak? Şu bölüm olacak. Eksi 2'den 4'e kadar. Orası da 6 etti. Topladık. 12 oldu. Hayır arkadaşlar. A eksi 3'ten 6'ya kadar. Eksi 3'ten 6'ya kadar. 9 birimmiş. Burası da 15 etti. Başka bir soru. Düzlemde verilmiş noktalarının geometrik yeri nedir demiş. Bu soruyu arkadaşlar bilerek yazdım ben. Yani şu an için erken denebilir mi? Yani normalde geometrik yer sorusu olarak sorulması lazım bunun. Ama bizim sayfa geometrik yer kelimesini duyduğu zaman ödü sızar. Arkadaşlar geometrik yer demek bir özdeşliktir. Nasıl matematikte a kare eksi b kare ne yazarsanız yazın sağlıyorsa, geometrik yerle kurduğunuz, bulduğunuz sonuçta bütün değerleri sağlar. Şimdi hangi uzayda çalışıyorsanız onu kullanmanız lazım. Ama biz düzlemde çalıştığımızdan, düzlemde arkadaşlar iki boyutludur. Bir apsis vardır, bir ordinat vardır. Düzlemdeki herhangi bir nokta daima xy'dir. Başlangıçta hatırlamaya çalışın. AB değil de xy olarak gösterilmesi daha doğrudur demiştim. O zaman bu P noktası düzlemde bir noktaysa düzlemde verilmiş diyor. Bu noktanın apsisi x'tir. Ordinatı da y'dir. Buradan arkadaşlar k'yı yok edersek, yani 2k eksi 3 eşittir x'miş. Diğerinde neymiş? K artı 1 eşittir y'ymiş. K'yı çekip yerine yazmak yerine bu denklemi 2 ile çarptım. 2k artı 2 eşittir ne olur? 2y olur. Şimdi bulduğum bu iki denklemi taraf tarafa çıkartar, k'ları yok edersem ben, ki aşağıdan yukarıya çıkartalım. 2'den eksi 3 çıkarsa 5. Ne oldu? 2y eksi x. Sağ tarafı sol tarafa attık. X eksi 2y artı 5 eşittir 0 doğrusuymuş. Gerçekten arkadaşlar, bilen arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Örneğin burada k yerine rastgele değerler verelim ve bir nokta çıksın. Örneğin k yerine işte yaz ayakkabı numaran birler basamağını. Ben k gördüğüm yere 2 yazdım. K gördüğüm yere 2 yazarsam P noktası 4'ten çıktı. 1. Burası ne olur? 3 olur. Bu nokta arkadaşlar, gidiyoruz doğru da yerine yazıyoruz. Bakalım sağlayacak mı sağlamayacak mı? X gördüğümüz yere 1, Y gördüğümüz yere 3 yazarsak. X gördüğümüz yere 1, 2 çarpı 3 artı 5 eşittir 0. 0 eşittir 0. Ne yaptı? Gerçekten sağladı. Tüm geometrik yer sorularında bulduğunuz sonuç arkadaşlar bir özdeşliktir. Aynı mantığı kullanabilirsiniz.
bir x'ye genel nokta, sonra verilen kurala uygun bir çözüm atmaya çalışırsanız bulduğunuzun ne olduğu hiç önemli değil. Gönderdim gitti. BC, CD'nin iki katıymış. Şimdi BC, CD'nin ne iki katı? Ben buraya K dersem, burası 2K'ymış. Bana ne sormuş? B noktasının koordinatları çarpımı. Arkadaşlar, buraya alfa, teta dersem alfa olur. Çünkü alfa artı teta birinci taraftan 90 geldi. 90 varsa öbür tarafa alfa kaldı. Eğer ben şuradan aşağıya uçarsam, şuradan aşağıya uçarsam, B'den aşağıya uçarsam, şu yukarıya da ne kalacak? Teta kalacak. O zaman bu üçgenle yeşil yeşil üçgen benzer oldu. Peki burası K ise burası neymiş arkadaş? 2K'ymış. Yani üçgenlerin benzerlik oranı 1 bölü 2. Ya da o taraftan gelelim, 2 bölü 1. Alfanın karşısında 8 varsa bunun alfasının karşısında 4. Tetanın karşısında 12 varsa bunun tetasının karşısında 6. O halde B noktasının apsisi 14. Ordinatı da ne geldi? 4. Yani B noktası 14'e 4 noktasıymış. Çarpımı demiş 40, 16 da 56. Evet. Şekilde D1, D2'ye diktir demiş. Yani D1 doğrusu D2 doğrusuna diktir demiş. BC uzunluğunu 10 kök 2 vermiş. Sonra C noktasının apsisine de 8 vermiş. Şimdi bu bizim üçgenimiz ikizkenar dik üçgen olduğundan 45'e 45 düşecektir. O zaman yan kenarlarına ne düşecektir? 10'a 10 düşecektir. Bu arada C'nin apsisini 6 verdiğinden dolayı burası da ne oluyor verdi? 8. Aynı biraz önceki sisteme benziyor arkadaşlar. Alfa, teta, alfa, teta. Yani şu yukarıdaki üçgenle bu aşağıdaki üçgen benzer. Hatta benzerlik oranı hipotenüsleri eşit olduğu için eş. Öyleyse birebir bütün değerler birbirinin aynısıdır. Birebir bütün değerler birbirinin aynısıdır. Şimdi aşağıdaki üçgende alfada 8 varsa yukarıdaki üçgenin alfasında da 8 olur. Aşağıdaki üçgenin tetasında alfa varsa diğerinin de tetasında 6 olur. Şimdi şuradan yukarıya doğru çıktığımızda A noktası 8 artı 6'dan 14. Bu neresi? A noktasının ordinatı. Bunlar paralel olduğu için B noktasının ordinatı da 14 olur. Peki B noktasının apsisi ne olacak bize? Toplamı demiş. Şuradan aşağıya düştüğümüzde AB 8 ise burası da 8 olacak. Bu arada soruda mantık hatası var arkadaşlar. Şimdi burası 8 iken burasının 6 olması mümkün değil. Şu anda fark ettiğim bir şey. Problem de değil. Şurası 8 olunca o zaman B noktasının apsisi de 8 olmuş oldu. Bize toplamını sormuştu. Toplarsak ne gelir? 22. Yani şu 6'yı biz 8 vermemiz lazımmış. Ya da biraz daha büyük bir sayı vermemiz lazımmış. ÖSYM bile hata yapıyor. Biz tek başımıza o kadarlık olsun arkadaşlar. Gönderdim gitti. D1, D2'ye paralelmiş. Pandemik bir soruymuş. Niye pandemik söylediğimi şu anda hatırlamıyorum. C noktası 0, 4 demiş. C noktasının apsisi 0, ordinatı 4'müş. D noktası 12 birimmiş. Yani şurası da 12 birimmiş. Olduğuna göre mavi renkli alan demiş. Ya arkadaşlar, ben öğrencilerime hep şunu söylerdim. Arkadaş iki tane sayı verdi de size bir alan soruyorsa, hele hele bu alan bir de üçgen alanıysa çarp 2'ye böl geç derdim. Aslında 4 ile 12'yi çarp 2'ye bölsek herhalde 24 gelir. Bakalım 24 bulabilecek miyiz? Ama burada şöyle bir şey var. Yamukta ya da üçgende taşıma alanlarında iki tane paralel verildiğinde biz bu paralellerin köşegenlerini çizdiğimizde tabanı ve yüksekliği eşit olan üçgenler oluşur. Dolayısıyla şuradaki koltuk altları birbirine eşittir. Şimdi D1 doğrusu D2 doğrusuna paralelse
Bu paralelin arasında ne vermiş bana? Şöyle bir şey çizmiş. Eğer köşegen vermiş ya da buradan AB köşegenini çizmiş. Eğer ben diğer köşegeni de çizecek olursam. Şöyle. Bu ikisi birbirine paralel olduğundan şu bölümün alanına A dersem bu boşlukta A olur, koltuk altı. Burası B olsun, burası C olsun. Bu adam ABC üçü bir arada diyordu. O zaman bizim ABC'miz şu yukarıdaki A aşağıdaki boşluğa düşünce şu dik üçgenin alanına dönüştü. Dik üçgenin alanı ne arkadaşlar? Dik kenarlarının çarpımının yarısı. Öyleyse çarpalım. 4, 12 bölü 2, 24. Job boğa demiş. Job boğa demiş. Yani bu açı bu açıya eşitmiş. BO burası 10'muş. OC 6'ymış. O zaman ne çıktı arkadaşlar? 6, 8, 10 üçgeninden burası 8 çıktı. Ama açı ortaydan kollara inlendikleri eşit olduğundan ben buradan bir dik inersem açı ortaydan kollara inlendikleri eşit olduğundan burası 8 olur, burası da 6 olur. OA uzunluğu neye eşitmiş? 21'e. 6'sı oradaysa kaldı 15'i. 8, 15, 17 oldu arkadaşlar. AB uzunluğunu sormuş. Pandemikmiş. A 07 olmak üzere A noktasındaki kelebek doğrusal olarak hareket edip x ekseni üzerindeki apsisi 5 olan noktaya ulaşır demiş. Bu noktayı B olarak göstermiş. Şimdi apsisi x ekseni üzerinde apsisi 5 olan nokta y ekseninin sağ tarafında bir yerde olacaktır. Şöyle B'nin burada olduğunu düşünelim ve burası neymiş arkadaşlar? 5 sıfır noktasıymış. Ulaşır. B noktasından geliş istikametine dik olacak şekilde o zaman ya bu tarafa gider dik olarak ya da o tarafa gider dik olarak. Geliş istikametine dik olacak şekilde birinci bölgedeki C noktasına. C noktası da şurada bir yerde olsun. Neymiş? C noktasının koordinatları M'e N'miş. Arkadaşlar o şekli ben ayrı aldım şuraya. Orada yazının üzerine gelince iş karışır gibi oldu. A noktası burası 7 birimmiş. Bu apsisi 5 olan B noktasına gitmiş. O zaman burası 5'tir ve B noktası burasıdır. B noktasından geliş istikametine dik olacak şekilde birinci bölgedeki C noktasına gitmiş. C noktası da oraya hazır bekliyormuş zaten. Şimdi baktığımızda biz alfa, teta, alfa. Ne demiş bir de? AB yolu, BC yolu 1 bölü 3. Yani burası K olursa burası 3K'ymiş. O zaman arkadaşlar benzerlik oranı 1 bölü 3 olan üçgenlere dönüştü ve teta dedim. Peki. Bunun tetasında 7 varsa onun tetasında 3 katından 21. Bunun alfasında 5 varsa onun alfasında 3 katından 15. O halde C noktası ne oldu? 5 buradan, 21 oradan, 26, 15 oldu. Ne demiş bize? Çarpımları demiş. Yani 26 çarpı 15'i istiyor benden arkadaşlar. Buradaki 15'i ben 30 bölü 2 diye düşünebilirim. O zaman 26'yı 2'ye bölersem 13 çarpı 30 olur. Şuradan 39, bir de sıfırla çarptık. 390 oldu arkadaşlar. Evet, pandemik bir soruymuş ve son sayfadayız arkadaşlar. Şimdi garip bir şeyler vermiş yine. Zaten hep öyle oluyor bu işler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece bölgede işaretleri söyledik. Apsis ordinat koordinat dedik. Ama zannedersem onun üzerinde de soru çözdük.
Şimdi biz bu taralı alanı bulacaksak bir tane sayı var. İki sayı olsaydı çarpacaktık. Bir tane sayı var. O zaman salla gitsin al karesini. Burada benim bildiğim tek şey var. O tek şey A noktasının apsisinin eksi 4 olduğu. A noktasının apsisi eksi 4 olursa arkadaşlar burası 4 birim demektir. Ve köşede iki tane 90 oluştu. Ben buraya alfa, oraya teta dersem. Burası da olur alfa. Alfa artı teta 90. Hatta Z'den dolayı aha işte burası da olur alfa. Şimdi peki A noktasının ordinatı ne arkadaş? Şöyle çizdiğimde buraya da teta düştü. Niye? Alfa artı teta 90'da. Şimdi burada sol taraftaki şu alana A olsun, sağ taraftaki alana B olsun dersem, bu adam benden A artı B istiyor. Ama bu A alanı uçtu buraya geldi arkadaşlar. Neden geldi? Eş üçgen var. Neden? Hipotenüs açıları alfa teta 90, alfa teta 90. Peki bunların hipotenüslerinin oranı ne? Birbirine eşit. Öyleyse buradaki A alanı gitti oraya yapıştı. Peki burada alfanın karşısında ne var arkadaşlar? 4 var. Neden? Buradaki eksi 4 uzunluğu buraya uzunluk olarak geldi. Alfanın karşısında 4 varsa bunun eşi olan üçgenin sol taraftaki üçgenin karşısında da alfasında ne olması lazım? 4. Yani A noktasının ordinatı 4'müş arkadaşlar. Bizden istenen ne oldu? 4'e 4 karenin alanı oldu. Öyleyse 16 oldu. Arkadaşlar önümüzdeki çalışmamızda iki nokta arasındaki uzaklık orta noktanın kuralı nereden gelir? K oranında bölen noktalar çok uzun olmazsa üçgenin ağırlık merkezi, kenar ortay uzunluğu vesaire gibi sorular üzerinde çalışacağız. Şimdilik bitiriyorum. Görüşmek dileğiyle.